nereden aldın? İki de verecek. Sana şu halamın kızını vermezsem ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Bayatacağım seni, bayatacağım. Bayatacağım seni. Davulcu değilsin adam, değil mi? Adam davulcu mu lan? Mustafa babayla tam olarak hatırlamıyorum yılı. Yani en az 10 yılı var zaten, rahat. Dükkanın önünden geçiyordu. Böyle sert tavır lan, tavır yüzü bir şey. Sanki cinayet işlemiş 10 tane. Kestim onu. Dedim ne diyor? Her zamanki hareketi. Yüzünü yırtmalar, bilmem neler. Dedim ne oldu, ne oldu? Gel bakayım dedim içeri. Aldım onu dükkandan içeri. Dedim ona. Ne dedi bu tavırlar? Niye böylesin, söylesin? Bugünkü gününe şükürler olsun. Yani hiç doğru dürüst konuşma yani. Ağzından laf alamaz. Sonra dedim ona, niye dedim konuşmasın? Ne de bu moralim bozuk? Yine aynı hareketler. Dedim ona ne, bir şey mi istiyorsun? Ne istiyorsun? Çay, kahve, ne istersin? Neyi söyleyeyim sana? Hareket bu. Sonra ayağını gösterdi bana. Dedim ayakkabımı alayım sana, kafa sallat. Dedim seç. Gitti oradan seçti şey, bu arkası yanan ayakkabılar var. Onlardan ya kendi kendime dedim ki yani onları alana dedi al başka bir şey de. Yok aldı onları, mutlu oldu. Havada uçayın dedi. Sonra dükkana geçtik işte, hafif hafif konuşmaya başladı. Çok sal dedim, ne var ne yok, ne yapaysın, ne edilsin? Yok. Hiç konuşma yok. Çok sağ ol, ne oldu? Aynen hareket. Bana bundan sonra baba diyeceğim. Köksal Baba, Trabzon'un sembollerinden biri artık. Çevre illerden, hatta ülkelerden onu görmeye gelenler dahi oluyor. Şehrin en çok konuşulan isimlerinden birinin peşindeyiz. Köksal Bektaşoğlu. Turki devletini devletini. Kalbatane bu çöntes tumra çama uyda Köksal Baba. Dükkanını. Şuna yanıma gitti. Köksal Baba Rasim'i dövsün diyenler tweet atsınlar. Köksal Baba Rasim'i dövsün. Rasim'i dövebilir misin Köksal Baba? Döver, kesin döver. Doğru, doğru. Doğru, doğru. Ben bu mahalleye geldiğimde ben tanımıyordum yani. Bizim bir rahmetli Ahmet abimiz vardı. O öldü, götürdü, benimle tanıştı. Şey oldu, yani Köksal'la samimi oldum. Ayşe muhabbeti de pastane var şu ileride, tamam mı? Orada Ayşe diye bir kız tanışıyordu, çalışıyordu, pardon. Gittim oraya börek yemeye, Köksal da orada. Kız da Köksal'la beraber oturup muhabbet ediyor. Dedim Köksal dedim, bu kız dedim ne kadar güzel dedim, alacağım dedim. Kızın ismi de Ayşe. Samimiyim. Köksal oradan atlattı kafaya, tamam mı? Kız da zaten 10 gün çalıştı, 11. gün çok kız çıktı bizim yüzümüzden Ayşe meclisi olduktan sonra.
Kız çıktı. Köksal ondan sonra atlattı. Geldi saldırdı. Oğlum Ayşe'yi aldın. Bana ne bıraktın da senin yüzünden Ayşe bile dedi hastaneden çıktı. Çekme lan vurma. Hayır güvenler lan sen onu. Adamın eldivenlerini mi yalıyorsun? Şafa abi ha, silemez. Eldivenlerini mi yalıyorsun adamın? Adamın, ver eldivenlerini. Gel lan, onbaşı gel. Köksal'ı benden başka, ya Köksal'ı ben severim. Ama Köksal da beni sever ama Köksal'la ikimiz yan yana geldiğimiz zaman Köksal götte duran bir gavara diyor ki saldıracak bana. Atlatıp niye geldin oğlum, ne oldu, bir şey mi oldu? Vur onu! Abla bağırma gülü. Bağırma lan onu. Bağırma lan. Bayağı bir video çektim ben ona. Hatta Çaycı Kenan abi bizim çay verenimizdi. Arıyordum onu. Kamerayı buraya koyuyordum. İşte Çaycı Kenan abi de onun meşhur bir lafı var. Sana halamı vereceğim, halamla evleneceksin. O lafa çok kızardı. Hatta kızardı, çayı içmezdi. Küfürler ederdi. Lan sana şu halamın kızını vermezsem ben namertim. Ben namertim. Halamın kızını sana vermezsem. Oh, yapma bana. Bitti bana. Ya alacaksın, ya da alacaksın, ya da alacaksın. Kıtlama beni. Ne yaparsan yap. Hiç umurumda değil. Halamın kızını alacaksın. Acayip gülerdik. O gülerken bizi kendi aramızdaki espriler bir anda Türkiye'nin gündemine oluştu. Bize şaşırdık. Ve videolar çekmeye devam ettik. Doğal yani, amatörce biz anlamayız kameradan şeyden, biz sadece doğal. YouTube'da 100 bin abone plaketimiz yeni geldi. Sayfamıza abone olan tüm dostlara, tüm arkadaşlara, tüm YouTube kullanıcılarına teşekkür ediyoruz. Değil mi babiş? Doğru. Aa. Hey. Aferin sana. Bir daha. Bir daha yapın. Ha. Hareketleri, tavırları. Yani yeri geliyor bir oyuncak araba alıyorsun ona. 5 yaşında çocuk gibi. Yeri geliyor ben. Bana bazı kelimeler söylüyor. Ben şaşırıyorum yani. Bu laflar bundan mı? Babadan mı çıktı yani? Şişe. Şişe. Su. Su alacağız. Başka? Et alacağız. Duş için sabun alacağız. Tamam, duş için sabun alacağız. Sabun alacağız duş için. Yıkanmaya değil mi? Yıkanmaya. Nerede çakmak? Burada. Bu adam mutluluğa ihtiyacı var. Yani başka bir şeye ihtiyacı yok yani. Abone ol. Ayaklar mı? Hiç seni bırakmam. Yok. Yok yok, seni bırak. Bayram olsun. He? Bir daha yapacağım mı lan yanlış bana? Bir daha yanlış yapacağım mı bana? He? Niye bir daha şöyle dedin? Niye bana bir şöyle? Ayşe bana bir şey. Ha? O bende yok. Şimdi Ayşe'den mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama yani en çok sevdiği müzikler kemençe, Karadeniz müzikleri. Bunlardan da tabii ki Erkan Ocaklı, onu çok sever. Onun da en çok sevdiği şarkısı Ayşem. Bu şarkıyı günde en az 10 defa dinleriz beraber. Allah'ın anıda Ayşem. 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 Ol bana bir şey. Ayşem. Ayşem. Oluyor bana bir şey. Ayşem. Ayşe, Ayşe, Ayşe. Biz çömlekçiliyiz. Yani dışarıdan görüldüğü gibi değil. Burası Trabzon'un en eski mahallelerinden biri. Ben çömlekçi mahalleli olduğum için gurur duyuyorum. Köksal Baba da çömlekçi mahallesinden doğan bir evladıdır. Biz çömlekçiliyiz. 50-50-100 çömlekçiliyiz. Korna yok mu lan? Ya vuruşun bağına beni hop! Ya yavaş oğlum! Ya yavaş mı fazla? Valla çizer bu araba vuracak bu araba vuracak.
babasıyla beraber, annesi rahmetli olduktan sonra babasından beraber, babasının 250 Dodge arabası vardı. Bunun büyüğü babasından buna binerdi işte. Babası şoför koltuğunda, kendi yanında yayla, köy, her tarafı gezerdiler. Yani onda bir hatırası var. Ya babası da rahmetli olduktan sonra bu araba bir şekilde kimse kullanmadığı için kardeşleri satmak durumunda kaldı. Sattılar. Ve bunu her zaman içerliyor. Bunu her zaman söylüyor. Bana da yani bir ortamda olduğumuz zaman da ben de ant içtim. Yani Allah nasip ederse bir şekilde bu arabayı alacağız. Bunun arkasına karpuzu yükleyeceğiz. Ben arabayı süreceğim. Baba karpuz var karpuz diye bağıracak çağıracak karpuz satacağız. Bağır bakan, bağır bakan duyarım ben. Bak karpuz kesme. Kesme karpuz. Oğlum ben yapacağım. Nasıl bağıracaksın? Sesli bağır duymuyorum ben. Karpuz zamanı. Eline gelip bıçak vuracak. Evet. Keseceğim. Evet. Bakacak, bakıp kabak çıkacak. Kabak çıktı mı? Parayı verecek. Onun aşkı da o, Ayşe'si de o, Fatma'sı da o, dünyası da o, her şey o. Sordum işte hastalığından ilgili nedir, ismini bile yani telaffuz edip de kimse bana açık ve net şudur demedi yani. Ve bu gibi insanların 35-40 arası yaşadığını söyledi. Ben bir anda duygulandım, şimdi de duygulandım daha doğrusu. Bir türlü karar veremiyorum. Neye karar veremiyorsun amca? Politikaya atılayım mı atılmayayım mı diye. Ayıp. Çatışma ne zaman olur? Panik çok büyük. Bütün bir gece boyunca jürimiz puan. Beni çağırıyor gideyim mi? Aha çabalsana. Geldim kumandanım. Bu gece sabaha kadar ileri evet. Karakol nöbeti tutacaksın. Bulduk Şaban'ı. Her şeyi yaparım canım kumandanım benim. Kes! Ulan çamur bırak yakamızı. Hadi aslanım. Hadi abiniz günah kalmıyor. Araba kalmıyor. Ha bu kamyon. Ha. Aa kamyon da çıktı dedenin de. Ah kekliği düz ovada avladım. Babiş, o sizin dedenin araba var ya. O araba kabriyede. Büyüseydi. Benim basım yeri var. Çikolatı. O sakin mi? Bu kuru parayı ne yaptı? Ben erdim. Evet. Erirse bu kapıda duracak. O araba kapıda duracak. Çürüdü mü? Evet. Yakarım onu. Çürüdü mü yak ne olacak? Koyunu içerim gibi yok. Çünkü verdi parasını. Çürüyene kadar. Çürüyene kadar dursaydı kapıda. Ha. Abi epa parası kazanmış buna. O arabalar mı? Ne yemişim abi? Benim en büyük hayalim. Ve Allah onu bana inşallah nasip edecek. Ölmeden 250 Dodge'u babanın evinin önüne çekeceğim ve ondaki o mutluluğu yaşayacağım. Yaşamadan Allah bana ölmeyi nasip etmesin. Sıkıntı etmesin. Tamam mı?
Köksal baba benim hem babam, hem kardeşim, hem abim. Yani kısacası her şeyim. Ölene kadar da baba için elimden ne geliyorsa fazlasını yapmaya çalışacağım. Baba için Allah bana ömür versin, uzun ömürler versin ki ben baba için her şeyi yapabilirim. Sabah rüzgarı vursun Ayşem saçlarına, dayanamam Ayşem akan gözyaşlarına. Sabah rüzgarı vursun Ayşem saçlarına, dayanamam Ayşem akan gözyaşlarına. Ay Ayşe, Ayşe, kara gözlü Ayşe, yaylaların güzeli bana sözlü Ayşe. Ay Ayşe, Ayşe, kara gözlü Ayşe, yaylaların güzeli bana sözlü Ayşe. Ayşem yaylalara buzak bekleyi buzak, ikimize Ayşem tuzak kurdiler tuzak. Ay Ayşem, Ayşem, kara gözlü Ayşem, yaylaların güzeli bana sözlü Ayşem. Ay Ayşem, Ayşem, kara gözlü Ayşem, yaylaların güzeli bana sözlü Ayşem.